TGRT televizyonları olarak Gebze Açık Koleji'ne konuk olduk. Yanımızda Açık Koleji kurucusu ve müdürü Erdem Bey var. Erdem Bey, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Erdem Karakaş. Kars Arpaçay, 1983 doğumluyum. İlk orta eğitimimi Gebze Kocaeli bölgesinde yapmış bulunmaktayım. Yaklaşık 11 yıldır eğitim hayatının içerisindeyim. Evli ve bir çocuk babasıyım. 2011 yılından itibaren Açık Koleji'nin Gebze temsilciliğini kurmuş bulunmaktayım. Gebze Açık Koleji'nin kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Burada Nizamettin hocamın ve benim eğitimci oluşum ve velilerimizin gerçekten ciddi anlamda bu işi eğitimcilerin yapmasının gerekliliğini ve sorumluluğunu bizlere yüklemesi, 2011 yılı itibariyle kendi kurumumuzu oluşturma gayesini oluşturdu bizi. Biz bu yola çıktığımızda başlangıç aşamasında küçük bir dershane ile yola çıkma kararı aldık. Tabii bu meşakkatli bir süreçti. İlk başladığımızda ben ve abim 3 tane öğretmen arkadaşımızla bu startı verdik. Daha sonra Açık Koleji ve bünyesinde en özel, tabii bu bizim imzamızı taşıyan bir oluşumdu, en özel. En özelin açılımına baktığınızda iki anlamda Erdem ve Nizamettin ya da eğitimde nitelik ibarelerini oluşturan bir kurumdu. Gebze Açık Koleji olarak 2017 yılı itibariyle İnönü Mahallesi'nde Gebze'de eğitim vermeye başladık. Tabii bu süreçte 7000 metrekarelik tam teşekküllü bir kampüs oluşumu oluşturuldu. Bu kampüsün içerisinde fiziki yapı olarak baktığınızda eğitime yönelik A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek bütün sosyal ve kültürel noktada ve akademik kısımda her şeye en ince ayrıntısına kadar dikkat edildi. Geçtiğimiz eğitim öğretim sezonunda da zaten bunun en büyük örneğini yine ortaya biz koyduk. 2016-2017 eğitim öğretim sezonu, 2017-2018 eğitim öğretim sezonunda Açık Koleji bölgede en çok fen lisesi kazandıran kolej unvanını elinde tutuyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılında bu bölgenin en iyi fen lisesi olan Yücel Boru Fen Lisesi ve ENKA okulları olarak Dilovası'nda eğitim öğretim veren Vakıf Koleji'ne baktığınızda bölgeden toplamda 37 öğrenci Yücel Boru Fen Lisesi'ne yerleşmiş. Bunun istatistik sonuçları Yücel Boru Fen Lisesi'nin kendi resmi internet sayfasında bulunmakta zaten. Bu 37 öğrencinin %25'inden fazlasını, yani 9 öğrenciyi Açık Koleji olarak biz bu okulun bünyesine katmış bulunmaktayız. Biz eğitim noktasında şunu hep çok net bir ifadeyle dile getiriyoruz. Birinci ana yegane sebebimiz eğitim çocuğu sevmekle başlar sloganıyla biz bu yola çıktık. Bunun sonucunda da biz çocukları kazanma adına akademik bilgiyi vermeden önce ekip olarak, idare olarak önce eğitimci kimliğimizi onlara sevdirmemiz gerektiğinin farkına vardık. Bunun sonucunda da baktığınızda zaten başarı çorap söküğü gibi kendiliğinden geldi. Vermiş olduğunuz eğitim sisteminden bahseder misiniz? Açık Koleji haftanın 6 günü eğitim öğretim yapan bir eğitim kurumu. Biz hafta içi 5 günlük örgün normal eğitim kısmında 9 ders
günlük olmak üzere haftalık 45 saat gibi 5 günlük dilimde bir eğitim öğretim saati belirliyoruz. Bunun 40 saatlik dilimi akademik derslerle geçerken her gün 1 saatlik dilimde düzenli kitap okuma. Tabii burada sadece öğrenciler değil, gelen misafirlerimiz, velilerimiz de işte bu kurumun en tepe noktasından en alt kademesine kadar, hizmetçisinden işte kurucu müdürüne kadar 4.20 ile 5 arasında 40 dakika kitap okumaya mükellefiyeti var. Diğer 8 saatlik dilime baktığınızda orada akademik kısımlar ön plana çıkıyor. Açıkoloji ana dersleri, akademik dersleri özellikle öğleden öncesinde tamamlanmış bulunuyor. Öğleden sonraki dilimde biz genel itibariyle özellikle sosyal ve kültürel dersleri 2 saat 2 ve sonrasına taşıyoruz özellikle. Buradaki yegane amaç sabahleyin özellikle erken saatlerde çocuğun algı noktası çok güçlü olduğu için biz birinci adımda diyoruz ki çocuğa akademik dersleri sabah erken saatlere verelim. Ne yaparsanız yapın, dünyanın birçok yerinde de bu net anlamda tescillenmiştir. Akademik kısımdaki dersleri sabaha koyduk ki çocuklar sıkıldığı andan itibaren sosyalleştikleri noktaya büyük bir şevkle ulaşsınlar. Çocuk şimdi öğleden sonrasının tamamen işte beceri ve işte sosyalleşme olduğunu bildiği takdirde ne yapacaktır? Akademik kısma daha çok sarılıp motive olacaktır. Ortaokul kısmında ve ilkokul kısmında özellikle işte haftanın belirli günlerinde düzenli olarak işte yüzme eğitimidir, drama eğitimidir, kulüp çalışmalarıdır. Bunların hepsini biz saat 1 ile 5 aralığındaki 4 saatlik ders dilimine yığdığımız için öğleden sonra ağırlıklı bu çalışmaları yaptırıyoruz. Her sınıfın haftalık düzenli 2 derslik yüzme faaliyeti var Açıkoloji'nde. Haftanın 2 günü işte çarşamba ve cuma günleri kulüp çalışmaları var. Biz bu kulüp çalışmalarında da çocukların özellikle el becerilerini, işte yeteneklerini ön plana çıkarmak için ciddi alanlarda kulüpler açtık. İşte bir folklordur, bir sistem kodlama üzerine, bilişim üzerine bir durumdur. Bunun haricinde baktığınızda drama ve işte dil kulübü ve benzeri noktada birçok kulübü ne yaptık? Çocukların sevdikleri ve istedikleri alanda başarılı olmaları için onların imkanlarını sunduk. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Öncesine baktığınızda Açıkoloji Gebze hayatına 2011 yılında girdiğinde çok küçük bir oluşum ve dershane ile yola çıkmıştı. Ama bugün geldiğimiz noktada daha önce belirttiğim gibi işte 34 derslikli, kapalı yüzme havuzlu, çok büyük bir kampüs alanıyla eğitime katkı sunuyor. Önümüzdeki yıl şimdi çok büyük bir Anadolu Lisesi projemiz var. Biz iyi bir ekibiz. Bu ekip daha büyük başarılara imza atacaktır. Tabii bu bölgenin isim telif hakkı Nizamettin Hocam'la bende olduğu için ilerleyen yıllarda bizim en büyük hedeflerimizden biri bu kampüsün tabii 4-5 katı daha büyüklükte daha iyi fiziki imkanlara ve daha büyük ekip arkadaşlarına ev sahipliği yapacak daha güzel kampüsleri inşa etmek.
son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Evet, 25 yıllık tecrübemizle açık koleji olarak bakış açınızı değiştiriyoruz. Aile ortamında sıcak bir yuva istiyorsanız sizleri açık kolejine bekliyoruz.